Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz Armut TV'ye. Bu videomuzda terapistin bütün görevleri hakkında sizlere ipuçları vereceğiz. İlk görevimiz shortage ile başlıyordu. Ben sanırım prapordan aldığım görevi terapiste teslim ettiğim için ilk görevi bu gösteriyor. Ama fark etmez, burada bütün görevlerden detaylıca bahsedeceğim için önemi yok. Postman Pat 2 görevine size rapor veriyor. Dosyayı terapiste teslim ettiğiniz zaman bu görevi icra etmiş sayılıyorsunuz. Shortage görevi, ilk göreviniz 5 tane salava verin diyor. Parayla satın alabiliyorsunuz. Sanitary görevi ise sizden gaz analizer bulmanızı istiyor. Bu finding rate olduğu için parayla satın alamazsınız. Bunu interchange'deki elektronik malzemelerinden çok kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz ki sizden zaten sonrasında 3 tane daha istiyor. Operation Aquarius görevi ise dorumdaki 206 numaralı küçük dorum, ama küçük dorum, iki katlı olan, oradaki 206 numaralı odaya girip çıktığınız zaman ölmeden haritadan görevi icra etmiş sayılıyorsunuz. Bunu da getir götür görevi sayabiliriz. YouTube kanalımızda bu görevin adını yazarak bu görevi de bulabiliyorsunuz detaylı bir şekilde. Operation Aquarius görevinde ise 15 tane sizden scav öldürmenizi istiyor. Herhangi bir kriter yok. Painkiller görevi varmış. 5 tane morfin istiyor sizden ama bunların hepsini raid'de bulmanız gerek. Parayla satın alamıyorsunuz. Morfinleri de sağlık çantalarından, raiderların ceplerinden bulabilirsiniz kolay bir şekilde. Shoreline'daki hastaneden, Reserve'deki hastaneden, eczaneden, Interchange'deki morfin temin edebilirsiniz arkadaşlar. Bu da kolay bir görevlerden birisi. Farmasist görevinde ise bir getir götür görevi. Bunun da görevin adını YouTube kanalımıza yazarak bulabilirsiniz. Aynısı supply plans için geçerli. Usta bu görev. Getir götür görevi. General Wires diyor. Bu görevde arkadaşlar 15 tane sizden tuşonka istiyor. Resimdeki tuşonkadan ama karıştırmayın. Ve finding rate olması lazım. Bunu da oyuna başlar başlamaz bu tuşonkaları biriktirirseniz kolay bir şekilde icra edersiniz. Zaten standart paketlerde size 4 tane tuşonka veriyor. Ama o tuşonkalar finding rate değil. Siz bulmadığınız için onları sayılmıyor görevde. Onları yiyebilirsiniz ya da 8K'ya satabilirsiniz. Sanitary standart görevinde ise sizden 3 tane gaz analizer istiyor. Bunları parayla satın alabiliyorsunuz. Onun dışında finding rate car repair görevi var. Finding rate 4 tane aküyle 8 tane buji istiyor arkadaşlar. Bu aküleri bir tane tank aküsünü parçalayarak hideout'unuzda üretebiliyorsunuz. Ama interchange'de de aküleri kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Aynı zamanda fabrikada da bulabiliyorsunuz. Ama en kolay interchange'deki Oli'de çıkıyor. Aküler orada birkaç tane aynı anda bulursunuz. Eğer ki bulamazsanız hideout'ta yaparsanız bu size kalmış. Bujileri de hemen hemen her yerde alet çantası kutuların, o kutularda alet çantalarının yanındaki spawn noktalarında bunlardan çok bulabiliyorsunuz. Interchange'de çok bulabiliyorsunuz. Çekmecelerde bulabiliyorsunuz bu şeyleri. Out of curiosity diyor görevde. Burada bu da Prapor'un görevi. Prapor'un verdiği görevi yaparsanız bu da tamamlanmış oluyor. Bu da getir götür görevi, YouTube kanalımızda görebilirsiniz. Prapor'un görevleri içinde diğer Prapor videosuna bakabiliyorsunuz. Burada sizden anahtar istiyor. Custom haritasındaki anahtarları. Bunları da satın alarak teslim edebiliyorsunuz. 303 anahtarı, ZB014 anahtarı. Buradaki en pahalı anahtar bu. Custom Military Checkpoint anahtarı ve Gas Station'da bu anahtar da ucuz. Buradaki en pahalı anahtar bu arkadaşlar. Sonra Resort haritasındaki Resort değil mi bu? Aynen, bir tane Resort'te, iki tanesi de Shoreline'daki tünelin önündeki ambulansları işaretleyin ölmeden çıkın diyor Shoreline haritasında. Resort'daki ambulansla başlayabilirsiniz. Falan olduğunuz yere göre. Healthcare Privacy Part 2 görevi ise gene getir götür görevi arkadaşlar. Bunu da görevin adını yazarak bunları, Healthcare'i de, bunların hepsini diğer videolarda bulabilirsiniz. Bunu anlattık. Healthcare Privacy Part 3 görevi de gene getir götür görevi Woods'da. Ve bunu da görevin adını yazarak YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Bunu Health yeteneğinizi 4 seviyeye çıkartın diyor.
Da kolay bir görev. Hacker Privacy Part 5'te ise gene bir getir götür görevi var. Bu fabrikaya giriyorsunuz arkadaşlar. Gece girin. Gece ofisler bölgesindeki bu tekmeyle açılan bir kapı var. Onun arkasına bunları koyuyorsunuz. Görevin de adını yazarak YouTube kanalımıza detaylı bir şekilde yapılışını görebilirsiniz. Private Clinic görevi burada 3 tane LEDEX, 3 tane de Optal istiyor. LEDEX ile Optalleri kolay bir şekilde laboratuvarda buluyorsunuz. Optallar kolay da LEDEX tabi zor çıkıyor ama yine de orada yapabilirsiniz. Ya da satın da alabiliyorsunuz bunları ama biraz pahalı bir görev bu. Ama ödülü güzel. Size tick item case veriyor. O kutunun değeri 10 milyon falan, 306 anahtarı da veriyormuş arkadaşlar. Her yeteneğinizi 10. seviyeye çıkartın diyor. Bu biraz zor. Zamanlı olan görevlerden. Decontamination Service görevi. Burada 30 tane interchange'de scav öldürün diyor. 60 metreden yakın mesafeden respiratör ve 3M armor giyin diyor. 3M armor biliyorsunuz ki gömlekten bile kötü yani. Ama onlarla 30 tane scav öldürün interchange'de diyor. Unutmayın 60 metreden yakın olması lazım. Uzak olursa saymaz ve respiratör yüzünüze taktığınız gaz maskesi beyaz. Cam armor da kötü bir armor. Bu görevi yaparken dikkat etmenizi öneririm arkadaşlar. Yanınıza hatta 2 tane 3 armor alabilirsiniz patlarsa diye. Görevi icra ederken. Ama şöyle de bir şey var. Interchange haritasında Scav güruhu olduğu için ben 48 tane falan vurmuştum Interchange'de bir raidimde. YouTube'da onu da bulabiliyorsunuz. 8 tane vurduğum bir oyun var. Siz de 30 taneyi bir seferde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve sizden 400 bin ruble istiyormuş son görevde. Terapistin görevleri de bu şekilde arkadaşlar. Kendinize görevleri yaparken arkadaş arıyorsanız Discord kanalımızda bulabilirsiniz. Onun için de diğer satıcıların görevleri için YouTube kanalımıza bakabilirsiniz. Getir görev götür görevler için de YouTube kanalımızda görevin adını yazarsanız onları da bulabiliyorsunuz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler.